Merhaba arkadaşlar, yeni video hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar DJI Osmo Pocket 3'ü almak için 5 neden ve almamak için 5 nedeni inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi DJI özellikle gimbal teknolojisi ve kompakt kameralarıyla da tanınıyor ve Osmo Pocket 3 de bu başarının bir ürünü. Ancak her cihazın artıları ve eksileri vardır. Bu videoda Osmo Pocket 3 almak için 5 nedeni ve almamak için 5 nedeni ayrı ayrı başlıklar altında sıralayıp kapsamlı olarak konuşacağız. Özellikle içerik üreticiyseniz ve kompakt taşınabilir kamera arıyorsanız bu video tam size göre. O zaman lafı uzatmadan hemen başlayalım. Ayrıca bu videonun da yine DJI Osmo Pocket 3 ile çekildiğini size belirteyim. İlk nedenimiz kompakt ve taşınabilir tasarım. Osmo Pocket 3 cebinizi sığacak kadar küçük ve sadece 116 gram ağırlığında. Bu onu her yere götürebileceğiniz ideal bir cihaz yapıyor. Özellikle seyahat edenler, günlük video çekenler ve ani gelişen olayları anında kayıt altına almak isteyenler için mükemmel bir çözüm. Büyük bir DSLR veya ya da aynasız kamera taşımak yerine Osmo Pocket 3'ü cebinizde ya da küçük bir çantada rahatça taşıyabilirsiniz. Üstelik birkaç saniye içinde çekime hazır hale gelmesi spontane çekimler için büyük bir avantaj sağlıyor. Arkadaşlar ikinci başlığımız ise üst düzey bir video kalitesi sunması. Osmo Pocket 3 4K 60fps video kaydı yapabiliyor ve bu da özellikle içerik üreticileri için oldukça etkileyici bir özellik. Bilinç CMOS sensörü görüntülerin canlı, net ve renklerin doğal görünmesini sağlıyor. Ayrıca HDR video çekim desteği sayesinde yüksek dinamik aralıkla çekim yapabiliyorsunuz. Güneşli günlerden loş ortamlara kadar farklı ışık koşullarında mükemmel görüntüler elde edebilirsiniz. Video kalitesine bu kadar önem veren bir cihazın vlog çekenler ve YouTube içerik üreticileri için de büyük bir fırsat olduğunu söylemek yanlış olmaz. Üçüncü başlığımıza gelecek olursak bu da mükemmel gimbal stabilizasyonu. DJI'nin 3 eksenli gimbal teknolojisi Osmo Pocket 3'ü öne çıkaran en büyük faktörlerden biri. Cihaz hareket halindeyken bile pürüzsüz ve sabit görüntüler kaydetmemizi sağlıyor. Yine videoda gördüğünüz gibi şu an videomuzu yine normal sokakta yürüyerek çekiyoruz. Özellikle yürüyüş yaparken, bisiklet sürerken veya hızlı çekim yaparken çekimlerinizde titreme ve sarsıntı yaşamazsınız. Gimbal teknolojisi sayesinde sinematik bir görüntü elde edebilmeniz bu cihazı benzersiz kılan bir başka özellik. Dördüncü başlığımız çeşitli çekim modları ve özelleştirebilir ayarlar. Osmo Pocket 3 zengin çekim modlarıyla sadece basit bir kameranın olmasının ötesine geçiyor. Timelapse, Hyperlapse, Panorama, Slow Motion gibi farklı modlar yaratıcı video çekmek isteyenler için büyük bir esneklik sağlıyor. Ayrıca manuel mod sayesinde ISO, beyaz dengesi, pozlama süresi gibi ayarları da elle yaparak çekimlerinizi daha profesyonel bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Kendi tarzınızı yansıtmak için geniş bir ayar yelpazesi sunan bu kamera kullanıcılarına maksimum kontrol sağlıyor. Ve diğer başlığımız geniş aksesuar desteği. DJI Osmo Pocket 3 için birçok firma ve DJI'nin kendisi aksesuar seçeneği sunuyor. Harici mikrofonlar, geniş açılı lensler, filler ve daha fazlası bu kamerayı çok yönlü hale getiriyor. Özellikle vlog çekenler ve seyahat edenler için harici mikrofonlar ve ses kalitesini arttırırken kamera objektifini takacağınız filtre ile çekim kalitesini de yükseltebilirsiniz. ND filtreler yardımıyla sinematik çekimlerinizi bir üst seviyeye çıkartabilirsiniz. Tripod ve diğer bağlantı aparatları ile cihazınızı farklı yerlere monte ederek çekiminizi kolaylaştırabilirsiniz. Bu zengin aksesuar ekosistemi sayesinde Osmo Pocket 3'ü istediğiniz çekim tarzına göre özelleştirebilirsiniz. Gelelim Osmo Pocket 3'ü almamak için 5 nedene. Arkadaşlar almamak için 5 nedenden ilk başlığımız sınırlı profesyonel özellikler. Osmo Pocket 3 amatör ve yarı profesyonel içerik üreticileri için mükemmel bir seçenek olsa da tamamen profesyonel kullanımlar için yeterli olmayabilir. Gelişmiş manuel kontrolleri sunmasına rağmen büyük prodüksiyonlar ve sinema kalitesinde çekim yapmak isteyen kullanıcılar daha fazla özellik sunan cihazları tercih edebilirler. Örneğin daha büyük sensörler, değiştirilebilir lensler veya daha geniş dinamik aralık sunan profesyonel kameralar ileri düzey kullanıcılar için daha uygun olabilir. Osmo Pocket 3 daha hızlı ve pratik çekim yapmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmış bir cihazdır. İkinci başlığımız küçük ekran boyutu. Osmo Pocket 3'ün ekranı büyümüş olsa da hala oldukça küçük ve sadece 2 inç. Bu çekim yaparken görüntüleri net bir şekilde kontrol etmek isteyenler için büyük bir dezavantaj olabilir. Özellikle sahada çalışıyorsanız ayarlarınızı ve çekimlerinizi küçük bir ekran üzerinden düzenlemek zor olabilir. Bu bazı kullanıcılar için çekim sırasında
detayları kaçırmalarına veya daha büyük ekranlara alışkın olanlar için de bir problem yaratabilir. Harici bir monitör kullanmadan bu sorunu çözmek zor olabilir. Eğer daha büyük bir ekrana ihtiyacınız olursa MIMO uygulaması ile cihazınızı telefonunuza bağlayarak hem cihazınızı kontrol edebilir hem de daha büyük bir ekranla cihazı rahatla kullanabilirsiniz. Gelelim 3. başlığımıza. Harici aksesuar gereksinimi. Bozma Pocket 3 her ne kadar güçlü bir cihaz olsa da bazı kullanıcılar daha fazla aksesuar gereksinimi duyabilir. Özellikle tripod, harici mikrofon, geniş açı lens gibi aksesuarlar olmadan bazı çekimler istenilen kalitede olmayabilir. Bu aksesuarlar da ekstra maliyet anlamına gelir ve cihazın taşınabilirlik avantajını biraz kısıtlayabilir. Ek aksesuarlar olmadan cihazın performansı bazı kullanıcılar için yeterli gelmeyebilir. Videoda daha önce belirttiğimiz gibi cihaz için çok fazla aksesuar seçeneği vardır ama taşınabilirliği azalttığı gibi cebinizden çıkaran parayı da arttıracaktır. Gelelim yeni başlığa. Gimbal'ın dezavantajları. DJI Osmo Pocket 3'ün gimbal özelliği hem avantajlar hem de bazı dezavantajlar sunar. Gimbal hareket halindeyken bile son derece sabit ve pürüzsüz görüntüler elde etmenizi sağlar. Bu da özellikle vlog çekenler, seyahat edenler ve aksiyon dolu sahneler çekenler için büyük bir avantajdır. Kompakt tasarımına rağmen profesyonel kaliteli stabilizasyon sunar. Bu da büyük ve ağır ekipmanlara gerek kalmadan sinematik videolar çekmenizi sağlar. Ayrıca çeşitli çekim modlarıyla yaratıcı videolar üretme imkanı tanır. Ancak gimbal mekanizmasının hassas yapısı darbelere ve düşmelere karşı daha savunmasızdır. Zamanla motorlar yıpranabilir ve ani ya da aşırı hızlı hareketlerde sınırlı tepkiler verebilir. Gimbal'ın sürekli çalışması bataryayı hızla tüketebilir. Bu da uzun çekimlerde şarj konusunda size zorluklar yaratabilir. Kısacası gimbal sayesinde pürüzsüz ve profesyonel görünümlü videolar çekmek mümkün olsa da hassasiyeti ve enerji tüketimi gibi dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur. Ve son olumsuz özelliğimize gelelim. 5. başlığımız sabit ve değiştirilemeyen bir batarya. Osmo Pocket 3'ün bataryası sabit ve değiştirilemez. Bu uzun çekim günlerinde şarjın bitmesi durumunda çekimlere ara vermeniz gerektiği anlamına geliyor. Yedek batarya kullanma imkanı olmaması özellikle uzun seyahatlerde ve açık alanda çekim yaparken dezavantaj yaratabilir. Creator Combo paketinde çıkan yedek batarya çekim süresini %70 arttırsa da çok uzun çekimlerde yine de yetmeyebilir. Powerbank taşıyarak bu durumu çözebilirsiniz. Ancak bu da cihazın taşınabilirlik avantajını bir ölçüde sınırlayabilir. Sonuç olarak Osmo Pocket 3 taşınabilirliği, mükemmel video kalitesi ve DJI Gimbal teknolojisi sayesinde birçok kullanıcı için cazip bir seçenek. Ancak profesyonel düzeyde çekim yapanlar için bazı eksikleri olabilir. Yine de günlük vloglar, seyahat videoları ve hızlı içerik üretimi için aradığınız kompakt ve güçlü bir çözümse Osmo Pocket 3 tam size göre olabilir. Siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıya bırakın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.